Neyse bak, TikTok'un güzel kısmı Türkiye'de olmayacaksınız. Şöyle yapıyorsunuz. Çözümünü söylüyorum size. Allah'ım, bir de Türk reklamları çıkıyor ya. Çıkma abi, çıkma. İstemiyorum. Şimdi TikTok'a giriyorsunuz. Ayarlara giriyorsunuz. Ayarlara girdiğinizde Content Preferences diye bir tane kısım var. Türkçesini bilmiyorum. Türkçe şey olarak kullanmıyorum. Orada Video Languages diye bir kısım var. Video Languages'i İngilizce yapıyorsunuz. Türkçesini kaldırıyorsunuz. En önemlisi içerik tercihiymiş. 1. TikTok'unu İngilizce yapın. O da çok işe yarıyor. TikTok'u İngilizce yapın. Video Languages'i sadece İngilizce yapın. Türkçeyi kaldırın. Ondan sonra da şuna başlayacaksınız. Önümüzdeki 1-2 gün acı çekeceksiniz. En başta Türk TikTok'lara gelmeye geleceğim. Hepsini şey yapıyorsunuz. Gelen hepsini ben bunu sevmiyorum diyeceksiniz. Ve müzikler böyle çok kullanılan bir müzikse müziği bloklayacaksın. Yavaş 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 azalmaya başlıyor. İngilizce bir tane TikTok gelince izleyin. Full izleyin, bitirin. Sonra bütün Türkçeleri full şey yapın. Beğenmiyorum deyin. İlgilenmiyorum deyin. Ondan sonra azalmaya başlıyor. Ama kötü bir kısım var. Arada bait atmaya devam ediyorlar. Arada bait atıyorlar hala. Şu yüzden bait atıyorlar. Mesela arada Türkiye'den de çok güzel yabancı TikTok'u çekenler var. Ama bunları izlemeyeceksin. Niye biliyor musun? İzleyince o bait'i yiyorsun. Seni geri çekiyor Türk TikTok'una. Mesela böyle şey oluyor. Aa, ne kadar komikmiş, Türk TikTok'u olsa bile ne kadar güzelmiş diyorsun. Sonraki şey omuz atma videosu. Birisi omuz atıyor böyle. Slow motion. Böyle bir tane müzik girmeye başlıyor. Diyorsun. Allah belasını versin. Girdik yine bu ortaya falan deyip. Yine yani çöplüğe düşüyorsun bir anda. Bu çok kötü. Ben mesela çok o kadar müthiş ki benim şu anda. Benim şu anda TikTok'um inanılmaz zevkli yani. Memnunum. Hiç en iyisi hiç indirmiyorsun, kafan rahat. Abi yok, cidden ben çok şey kaçırıyorsunuz. Hitli TikTok'lar da geliyor mu sana? Gelmiyor işte. Sen Türk TikTok'undasın hala. Türk TikTok'undaysan hitli videolar geliyor. Ya ciddi söylüyorum, TikTok şu andaki internette bulabileceğiniz en iyi program, en keyif alacağınız program. Ama güzel algoritmayı güzel noktasına getirmeniz lazım. Hani algoritma da olay. Ya bu şey gibi, YouTube'u normal üye olmadan veya şey yapmadan izlerseniz YouTube'da yani trendlere bakarsanız iğrenç ya. Çok kötü yani. Onun gibi algoritmayı kendi sevdiğin şeylere yönlendirirsen inanılmaz zevkli olmaya başlıyor. İzle, hashtag etme. Yok değil. Ben TikTok'un çok savunucusuyum kesinlikle. Ahmet Müthiş, özür dilerim. Çok teşekkür ederim için. Overwatch oynarken bugün Oğuzhan diye biri geldi. Oyun oynamaya devam. İyi Türk biz kalmışız. Ah be kral. Mantıklıymış Ahmet. Çok mantıklı bir upgrade olmuş bu arada. Ben eline sağlık. Abi öyle diyorsun, yabancılar kendi TikTok'tan cringe diyorlar mesela yayıncılar. Yo, birçoğu demiyor. O çok eskiydi abi. TikTok'un o cringe olayı çok eskiydi. Şu anda herkes TikTok'ta. Herkes TikTok'un şu anda şey olduğunu biliyor. Yani TikTok şu anda olunması gereken sosyal platform. Türkiye'de biraz garip. O yüzden Türkiye üzerine yorum yapmıyorum. Bence yok, öyle öyle. Kesinlikle TikTok'ta yoksan şu anda gençlere ulaşamıyorsun. O kadar ne söylüyorum. Yani gençlere ulaşmak istiyorsan TikTok'u indirmek zorunda. TikTok'ta var olmak zorundasın. Arkadaşlar şunu anlatıyorum. Linus Tech Tips bile TikTok açtı ve inanılmaz zevkli bir TikTok'ları var. Yani TikTok için birisini tuttu. Linus. Genç dediğimiz kitle 13-14 yaşında ergenler. Değil. değil abi. Yani yurt dışında, dediğim gibi, yurt dışı TikTok'una bakmaya başlayınca anlıyorsunuz. Yani yurt dışı TikTok'una bakınca anlıyorsunuz. Türkiye için konuşmuyorum. Türkiye'deki TikTok nasıl bir durumda bilmiyorum. Takip de etmiyorum. Çok da onun da değil yani. O içerikten Instagram'a düşüyor. Tam da işte sen onu geriden izliyorsun. Asıl güzel TikTok'ları Türkiye'den kaçırıyorsun. Yani Türkiye'den demişim. Asıl güzel TikTok'ları kaçırıyorsun yani. Big Oof Linus ablayı mı aldı? Evet evet, onu aldı. Evet evet, mesela Linus'ların TikTok'u vardı, inanılmaz kötüydü. Şey yapıyordu, videoları alıp 30 saniyelik videolara yapıyordu. Yine yandı, dikey bile değildi. Ondan sonra şey yaptı. Asus Challenge olan bir tane videosu vardı. Linus'a paso laf sokan bir tane kız vardı. O kızı işe aldı. TikTok'u o yönetiyor mesela şu anda. Acayip iyi yönetiyor. Ama kız müthiş yani. Kız inanılmaz komik. Paso Linus'a laf sokuyor. Random. Madison aynen. Müthiş bir şey yani. Vine zamanı çok. Bence TikTok Vine'dan çok daha iyi. Niye biliyor musunuz o? TikTok'ta şöyle bir şey vardı abi. TikTok algoritması kötüydü. Şu yüzden kötüydü TikTok'un. TikTok'un kendisi çok mantık olarak çok güzeldi. TikTok'un şu yüzden kötülüğü vardı. Belli bir seviyeye çıkınca mesela yani TikTok'ta sadece en çok izlenenler izlettiriyordu bazılarını. En yükseğe geçince. Pardon, Vine'ı diyorum. Vine konusunda pardon. Vine'da belli bir seviyeye geçince mesela şey oluyordu. 1 milyon izlenen bir herif vardı. Sadece Revine'ı arkadaşına atıyordu. O yüzden önüne sadece onların arkadaşları çıkıyordu. Başka hiç kimse çıkmıyordu. Daha küçük birini yani bulabilme imkanın yoktu. Random birisi ünlü olmuyordu. Daha iyi içerikleri görmüyordum. Bir yerden sonra diyorum bu arada. En başta demiyorum. Sadece ve sadece arkadaşının arkadaşını görüyordun. Takip ettiğin adamın. O yüzden kötü. Evet, yancı mekanı olmaya başladı. Ama şey olarak demiyorum. Türkiye için konuşmuyorum arkadaşlar. Türkiye'nin Vine'ı mesela TikTok'undan çok çok daha kaliteliydi yani. Haddi hesabı yoktu kalite farkısının. Şey olarak demiyorum. Türkiye sosyal medyası üzerine konuşmuyorum. Yurt dışı üzerinden yorum yapıyorum. TR TikTok'un da çok çok daha iyiydi. Kesinlikle katılıyorum ona. Ama yani ben şey olarak konuşuyorum dedim mi? Vine'ın ilk çıktığı zaman algoritmada şimdiki anlamı. Yok, algoritmayla alakalı değildi bu. Yaklaşım açısıyla alakalıydı. For you page yani sana önerdiği recommendation sistemiyle alakalıydı. Yani Vine'ın recommendation sistemi baştan yanlış kurulmuştu. Tek diye bir eleman vardı, illüzyon yapıyordu. TikTok'ta hala yapıyor. TR TikTok'u Türkiye'de direkt Scorp zaten. Scorp'tan yani Scorp çok kötü bir şeydi. Scorp'un hepsi şeye aktarıldı. TR TikTok'una aktarıldı yani. Yabancı TikTok videosunu TikTok donumuza kadar alıyor. Arkadaşlar şu anda var olduğunuz internette sen şu anda mesela Twitch'e girerken Google'ı kullandın mı? Gmail'in var mı? Hotmail'in var mı? Facebook'un var mı? Twitter'ın var mı? Bunlar büyük ihtimalle TikTok'tan daha fazla data mine'liyor. Hele hele Facebook'un varsa sen donunun markasını biliyor Facebook senin. Bunun yani TikTok'la falan alakası yok arkadaşlar. Yani TikTok da çalıyor bu arada. Hayvan gibi data mine'lıyor. Şimdi yalan yok. Kimse mine'lamıyor demez. Mine'lıyor. Ama yani hepsi mine'lıyor. Sadece TikTok mine'lamıyor.